Merhabalar sevgili dostlar. Yine sizlerle beraberiz bir hissemizde. Şimdi ilk önce bir yasal uyarımızı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir arkadaşlar. Buradaki videolar eğitim videolarıdır. Yol gösterme videolarıdır. Yani nacizane biz kendi bilgilerimizi burada sizle paylaşıyoruz. Arkadaşlar alkım kağıt. Bugün giysemiz Alka diye geçiyor hisse kodu. Bunu incelemek istedim. Çünkü bu kağıtta da güzel şeyler gördüğüm için sizlere paylaşmak istedim. Şimdi öz sermaye karlılığı %50. Çok güzel bir öz sermaye karlılığı var. Ve benim dikkatimi çeken her zaman bu temettü verimi. Temettü verimlerinde ben firmaların ne kadar büyük olduğunu, ne kadar yani çok büyük firmalarımız var elbette. Vermeyenler var. Ama bu firmanın ne kadar büyük olduğunu ve temettüyü ne kadar önem verdim çok iyi bildiğim için 1.99 yani 2'ye yakın bir temettü verim var. Net kar büyümesi 156. Net kar marjı 23. Öz sermaye karlılığı %50 yani mükemmel bir göstergesi var burada. Onun için ben kendim inceledim. Sizle de paylaşmak istedim. Bakın karlarına bakalım net satışlardan. Net satış yıllandırılmışlardan. Bakın üstüne koymuş. 2020'nin 6. ayında 111. İşte bu son 9. aydaki 195 gelmiş. Biraz düşük gelmiş. Ama arkadaşlar alkım kağıt bakın 2016'dan nerelere gelmiş. Çok güzel karlar yapmış. Zaten 9. aylarda hep düşükmüş. Geçen sene ne yapmış? 85 yapmış. Bu sene 95 yapmış. Yani geçen seneye göre iyi. Geçen seneye göre iyi. İyi derken evet yanlış gördüm. Pardon. 9. ayda 100. Bu sene 95 yapmış. Hemen hemen ortalamayı tutturmuş. Yani baktığınız zaman alkım kağıt güzel yani. Şey olarak yıllandırılmışlarda da hep ortalamanın üstünde. 300'ün üstünde. Öz kaynakları her üstüne koyuyor. Bu da güzel. Altta bakalım. Öz sermaye karlılığı çok güzel gelmiş. %50. Bakın %23'lerden %50'ye çıkarmış. Her 3 ayda bir arttırmış. Büyük ihtimalle bu son bilanço da güzel gelecek. Çünkü kağıtlara bakıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda hepsi kar açıklıyor. Bakalım bu hissemizde açıklayacak mı? Şimdi bakalım bu düşüş yaşadı. Son çıkışından sonra bakın 20 liraya kadar geldi. Sonra bir gerileme oldu. Bu tabi borsa ile ilgili. Borsa bir ara düştü biliyorsunuz. Bayağı bir düştü. Sonra toparladı. Bakın şuralarda düştü zaten. Alkım 21 liraymış. Buralarda 19 liraya kadar geldi. 19.60'a tam alım yerine geldi. Aslında şu anda da alım yerine 19 lira. Alkım kağıt. Bakın nerelerden gelmiş. En son 14 Ocak'ta başlamış çıkışı. Yani çıkışı başlamış. 19.20'de bitmiş gibi görünüyor. Şimdi büyük ihtimalle bu bilançonun çıkışını yaptı burada. Şu anda geri çekilmesini yapıyor. Düzeltmesini yapıyor büyük ihtimalle. Şimdi baktığımız zaman altta güzel bir desteği var. 19.24'e kadar gelebilir. 19.24 bakın 19'lar güzel alım yerleridir. 19.24, 19.18 hemen hemen buralar güzel alım yerleri. Çok kötü bir desteği de altta. Çok kötü de yani şuralara da gelme ihtimali var. 19-16 liralı ama bu çok kötü bir destek. Buradan biz pek mümkün görmüyoruz. Ama dediğim gibi 19 liraya kadar gelebilir. Hatta 19'un altına düşüp 18 liraya da gelebilir. 18-20 lira. Ama ondan sonra düzeltmesi bittikten sonra bu kağıdın önü açık arkadaşlar. Yukarıda bakın. Yukarıda şuralar. Direnç bölgesi 22 liralar. Direnç bölgesi güçlü bir direnci var burada 22 lirada. Eğer 22 liraya geçerse benim uzun ve orta vadede benim beklentim bu kağıttan Şubat gibi, Şubat ortası gibi arkadaşlar. Şubat ortası gibi 24 lira, 25 lirayı ben bekliyorum orta vadede. Tabi uzun vadede tabi arkadaşlar uzun vadede çok iyi yerlere gelecektir alkım. 28 liralar, 30 liralar bekliyoruz. Çünkü alkım her bilanço üstünü koyuyor. Çok güzel bir şirketimiz. Kar oranı yüksek bir şirketimiz. Yani kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Buralar çok güzel alım yerleri. Biraz daha geri çekilme olabilir 19 liraya kadar. Burada biraz bekleyip oyalanıp yani çünkü buradaki çıkış şuradaki 14 Ocak'taki çıkış
bu bilançonun iyi geleceği yönündeki çıkış. Sonra şuradaki düşüş, biliyorsun 26 Ocak'taki bir borsa geri çekildi. Tabii ki şişmişti borsa. İndi, sonra bir daha düzeldi. Oranın düzeltmesi. Bu kendi düzeltmesi şu anda. Şu anda kendi düzeltmesi belki aşağı kadar 19 liraya kadar gelebilir. Ama oradan aşağısını öngörmüyoruz. Belki 18 liraya kadar gelir. Ama arkadaşlar, bu kağıdın düşeceği anlamına gelmez. Bu kağıt karlarına kar katacaktır. Şu anda da çok uygun bir yerde, çok güzel bir yerde, alım yerinde. Dediğim gibi kısa vadede ben 22 liralar, orta vadede 25 liraları öngörüyorum. Yani 25 liralar Şubat'ın 15'i, Şubat ortasına doğru 25 liraları öngörüyorum ve bu kağıdın önü açık arkadaşlar. Daha da güzel yerlere gidecektir. Evet sevgili dostlar, abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın diyorum. Desteklerinize ihtiyacımız var. Şu anda arttırmamız lazım abone sayımızı. Sizin desteklerinize ihtiyacım var. Yani burada ben çekiyorum ama bu çektiğim videolar izlenmediği zaman da tabii ki biraz soğuyorum. Yani o kadar video çektik, izlenmiyor. İzleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar.